Merhaba. Bu videomuzda Chicago şehir merkezinde bulunan Monadnock binasını inceleyeceğiz. Günümüzde kendisinden oldukça uzun binalarla çevrilmiş olsa da zamanında bu bina bir gökdelendi. 6 veya 7 kattan daha uzun yapıları inşa etmek için gereken teknolojilerin neler olduğunu, bunun yanı sıra yüksek katlı yapılarda yaşamak için gereken teknolojileri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor elbette. Güvenli asansör olarak tabir edebileceğimiz otomatik emniyet frenli ilk yolcu asansörünü Mucit Otis, New York'un merkezi Manhattan'da 1857 yılında Howood binasına kurmuştur. Bunun gibi dikey taşıma araçları gökdelen diye tabir ettiğimiz yüksek katlı yapıların çağına kapı araladı. Şu an incelemekte olduğumuz binamızda birçok yönden çok ilginç özelliklere sahip. Yüksek bir bina olmasına rağmen gökdelenlerin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olmuş olan teknolojiyi kullanmamıştır. Yani ucuz çeliği. Asansörlere ek olarak yapısal çelik konstrüksiyonun bulunmasından önce büyük yapılar, taşların veya tuğlaların üst üste konulmasıyla yükseliyordu ama yapının çok da yüksek olmamasına özen gösterilirdi. Çünkü bu sefer en alttaki taşlar ağırlıktan dolayı parçalanabilirdi. Ve bizim baktığımız bu bina bu konuda sınırları zorlamış durumda. Bu bina tuğlayla yapılabilecek en yüksek binaydı. Tabi bu, binada destek kirişleri kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Rüzgar kuvvetinin yanal etkilerine karşı binada metal destekler kullanılmıştır ama bunlar binayı taşımıyor, sadece yatayda destekliyor. Bu yükseklikteki tuğla bir binayı inşa etmek için duvarlarınızı çok kalın yapmalısınız. Özellikle de binanın tüm katlarını taşıyan en alttaki duvarı. Ve bu binanın zemin katının duvar kalınlığı yaklaşık 1,8 metre. Fakat gelin görün ki bu binanın zemin katında kiralanabilecek alan miktarı üzerinde olumsuz bir etki oluşturmuştur. Ama yine de bir yandan mimarlar bu sayede binanın büyüklüğünü yansıtmak için gerçekten çok güzel bir fırsat yakalamışlar. Mimarlar orijinal tasarımlarını oluştururken Antik Mısır mimarisini düşünmüşler ve böylece binadaki büyük ağır taşları kullanmaya karar vermişler. Bu ilk tasarımda dış cephede antik Mısır tarzında dekorasyon öğeleri de yer almaktaydı. Ancak binanın son halinde bırakın herhangi bir özel tarzı hiçbir dekoratif öğe ve süsleme yoktur. Elde kalan tek görsellik aşağıdaki ve yukarıdaki belli belirsiz yumuşak kıvrımlı hatlardır. Bunlar az da olsa antik Mısır mimarisine değinmekte. Bu bina mimarlıkta Chicago okulunun en güzel binalarından biridir. 1871'deki Büyük Chicago yangını sonrası şehir merkezi neredeyse tamamen yok olmuştu. Tekrar imar edilecek bölgede mimarlar için muazzam bir fırsat vardı ve bu yüzden Amerika'nın her yerinden mimarlar Chicago'ya akın etmişlerdi. Chicago'nun bu imarı sırasında yeni bir mimari tarz gelişti ve Amerikan gökdelenlerinin icat edilmesi bu tarza ithaf edilmiştir. Hatta Amerika'nın ötesinde Avrupa'da da etkili olmuştur bu tarz. İç savaş sonrası dönemde bu şehre akın eden büyük insan kitlelerini aklımızda canlandırmamız lazım. Bunlar beraberinde büyük bir nüfus artışı ve büyük endüstriyel gelişimler getirdi. Konum olarak Chicago, Michigan gölünün güneyinde. Doğu yakasıyla kıtanın iç kısmını bağlayan su yollarının kesiştikleri mükemmel bir kesişim bölgesindeydi. Bu süslerden arınma fikri daha sonra modern mimarinin önemli bir özelliği olacaktır. Binanın orijinal mimarlarından biri olan John Roth, süsleme her zaman önemli değil demiştir. Onun için süsleme her zaman önemli olmasa da dış süsleme olmadan bu büyüklükte bir bina tasarlamak, Roth'un daha çok binanın büyüklüğüne odaklanmasını ve sadece mimarinin temel elemanlarından güzel bir görünüş ortaya çıkarmasını sağlamıştır. Evet baktığınızda gerçekten de hiç süsleme göremezsiniz. Hatta kaplama dahi yapılmadığından doğrudan duvarın tuğlalarını görürüz. Bu bina eski mimarinin özelliği olan taşıyıcı dış duvarlara sahip olmasına rağmen şekline odaklanıldığında gerçek bir modern binadır. İçeriye girdiğimizde sağlı sollu dükkanların olduğu dar ve uzun bir koridor görüyoruz. Dış duvarlar çok kalın olduğundan alan daha da dar hissediliyor. Ama içeride tatlı dekoratif öğeler kullanıldığını görüyoruz. Yerde mozaikler kullanılırken duvarlardaki geçişler İtalyan Carrara mermerleriyle yapılmış. Mimar, merdivenlerin kenarlarını ve korkulukları süslemek için yeni bir maddeyi, yeni bir tekniği yani dökme alüminyumu kullanmış. Sözün kısası, binamızın dışı oldukça sadeyken içi muhteşem dekoratif öğelere sahiptir.